Merhaba, Eğitim Reformu Girişimi'nin Medyascope işbirliğiyle yaptığı Eğitim 360 programına yeniden hoş geldiniz. Bugün ben Burcu Meltemarik, Eğitim Gözlemleme Koordinatörü olarak çok kıymetli ve uzun süredir işbirliği yaptığımız, danıştığımız değerli bir hocamızla eğitim liderliği konusunda, öğretmen otonomisi konusunda görüşme yapacağız, sohbet edeceğiz. Hoş geldin Emre hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhabalar Burcu. Teşekkürler. Sen nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta RG'nin de üyesi olduğu Network of Education Policy Centers, yani eğitim politikaları merkezlerinin bağlı olduğu bir ağ bu. Bu ağ yaklaşık 20 küsur ülke üye. Bu ülkelerden çeşitli kurumlar, RG'de Türkiye'den üye. Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinden eğitim politikaları ya da eğitim uygulamaları yürüten kurumlar. Bu ekibin de her yıl bir toplantısı oluyor, bir konferansı oluyor. Geçtiğimiz hafta yapılan konferansta açış konuşması olarak sen görev aldın. Yani sen bize katıldın. Çok teşekkür ediyoruz. Ve eğitim liderliğiyle ilgili çok kıymetli, düşündürücü bir sunum yaptın. Önce sen kendini kısaca Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bu alanda yaptığın çalışmaları tanıtırsan, ardından da bu konuya geçersek çok sevinirim. Çok çok teşekkürler Burcu. Sağ ol. Davetin için de teşekkür ederim. Emre Er, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Eğitim yönetimi alanında çalışıyorum ve bir süredir sosyal ağ teorisi ve eğitim liderliği alanında araştırmalar yürütüyorum. Aslında etkili bir okul liderliği, etkili bir okul yönetimi nelere sebep oluyor, hangi koşullarda sergilenebiliyor ve hangi çıktılara neden oluyor? Bunlara ilişkin bir takım uygulamalı araştırmalar yapmaya çalışıyorum. Ve aslında oradaki konuşmada da bu bağlamda bir şeyler ifade etmeye çalışmıştım. Yani okul liderliği bizim eğitim yönetiminde önemli üzerinde durduğumuz bir konu. Bu öğretmen otonomisiyle ve öğrenmeyle acaba nasıl ilişkili? Çünkü liderlik bizim doğrudan müdahale edebileceğimiz bir konu ya da liderliğin hızlı bir dönüştürme etkisi söz konusu özellikle eğitimde. Genellikle de bizde ihmal edilen ya da yeterince önemsenmeyen alanlardan bir tanesi. Yani henüz sezgisel olarak görülen, deneyimle sadece yapılmasının anlamlı olduğu bulunan bir alan. Oysa biz işte 20. yüzyılın başından beri yönetimi bir bilim olarak tanımlıyoruz. Dolayısıyla bu bir bilimse bir takım beceriler ortaya koymuştur ve beceriler söz konusuysa da öğrenilebilen bir şeydir. Yani biz bugün liderliğin öğrenilebilen bir süreç olduğunu biliyoruz, böyle tanımlıyoruz. Dolayısıyla bir takım yetkinliklerin söz konusu olması lazım, becerilerin konuşulması lazım. Sadece sezgiler, sadece deneme yanılma gibi yöntemler maalesef her zaman işe yaramıyor. Oradaki aslında network de bence çok önemli, çok değerli, çok farklı bağlamlardan gelen insanlar, araştırmacılar var. Sizin de orada yer almanız, ERG olarak yer almanız bence çok anlamlı. Bence güzel bir etkinlik oldu. Yani orada okul liderliğine ilişkin ve diğer eğitimle ilgili önemli bir deneyim paylaşımı oldu diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sen açılışta yaptığın sunumda çok çarpıcı ve aslında bilinen, pek de konuşulmayan bir konuyla başladın. Önce onu biraz açmak isterim. O da ya bu bilim dedin. Bilim olarak uzun süredir bu alanda çalışmalar yürütülüyor ama kimse okumuyor diye başladın sen yapılan çalışmaları ve bu salonda bir sessizliğe de yol açtı. Çünkü bir kısmı akademi dünyasından gelen uzmanlardı. Bununla ne kastettiğini açabilir misin? Bu bilimi okunur, uygulanabilir, görünür kılmaktan yola çıkarak bunu yaptığını tahmin ediyorum. Ama ne kastediyorsun burada okunmamasıyla ilgili paylaştığın? Aslında eski bir haber ama hala güncelliğini koruyan bir bilgi. Yani biz çok fazla üretiyoruz. Yani bugün özellikle sosyal bilimlerde çok yoğun bir üretim var. Kitap bölümleri, makaleler, tezler, çeşitli araştırmalar ve bu aslında iyi de bir şey. Yani çok fazla üretimin olması kötü bir şey değil. Ama bunların ne kadar karşılık bulduğu, yani sosyal bilim yapıyorsanız aslında bunun gündelik yaşantıyla ya da insanların toplumsal sorunlarıyla da doğrudan ilişkili olması belki anlamlı. Yani pratikle ilişkili olması anlamlı. Ama biz bir ortalama sayı olarak bir makalenin okunma sayısını 10 olarak görüyoruz. Yani bu da yabancı dilde yazılan, İngilizce yazılan bir makale için ve dünyadaki üretilen makalelerin ortalaması için düşünüldüğünde sayı ana dilimizde yazılan makalelerde bir hayli azalıyor olabilir. Yani 4-5 kişinin, 10 kişinin ortalama okuması için yazılacak, uğraşılacak bir emek verilecek bir şey olması bence tartışmalı. Yani sadece 10 kişinin okuyup anlayacağı ya da ortalama 10 kişinin okuyup anlayacağı bir bilimsel üretim süreci belki tekrar sorgulanması gereken bir yere doğru gidiyor. Bence bilim iletişimiyle ilgili burada bir sorun var. Ya sivil toplumda sizler de mesela zaman zaman yaygınlaştırma için bazı ilginç yollar deniyorsunuz. Yani sosyal medya bunun bir örneği ama insanların ilgisini çekecek, yaygın etki sağlayacak, işte farkındalık yaratacak veya onları eyleme geçirecek bir takım işler ki bunda mesela senin de daha önce yaptığın işler olduğunu biliyorum. Doğa ve çevre farkındalığı ile ilgili. Bazen tek yol, tek mecra acaba bilimsel üretim yapmak olmayabilir mi diye düşünmek gerekiyor. Bu yönüyle üniversite ve üniversitede araştırma yapan insanlar oldukça içe kapanık, oldukça muhafazakar reflekslerle hareket ediyorlar. Daha korumacı davranıyorlar. Ve özellikle de eğitim bilimleri gibi dışa dönük olması gereken, bir anlamda doğal laboratuvarı olarak okulu görmesi gereken araştırmacıların neredeyse hiç okula uğramadan ya da oradaki olup biteni, oradaki problemleri neredeyse hiç dikkate almadan araştırma yürütmeleri aslında oldukça ironik bir durum. Yani şöyle bir örnek verebilirim. Biz yüksek lisans doktora tezi yazan öğrencilerimiz için araştırma konusu bulmalarını ya da işte bir problem bulmalarını ve onun üzerine çalışmalarını bekliyoruz. Bu bazen aylar sürebiliyor. Yani eğitimin bu kadar kronik sorunu varken biz çalışacak konu bulamıyoruz ki bu çok aslında ironik bir durum. Yani akademinin, üniversitenin, işin bilgi üreten kısmının pratik kısımdan ne kadar koptuğunu anlatan aslında ironik bir durum. Bu yönüyle bence alternatif yollar denemek lazım. Yani insanlar podcastlerden, paylaşımlardan daha kısa, etkili, vurucu, harekete geçirecek ifadelerden öğrenmeyi ya da etkilenmeyi tercih ediyorlar. O zaman bu bilim iletişiminin de biraz buraya kayması lazım ki son yıllarda bazı yayın evleri şey yapmaya başladı. Araştırmanıza ilişkin kısa bir video çeker misiniz? Yani 30 sayfa bir makale yazıyorsunuz. Orada onu kimsenin okumayacağını ya da çok az kişinin okuyacağını artık herkes kabul ediyor. Araştırmanızı anlatacak 2 dakikalık video çeker misiniz diye büyük yayın evleri bunları talep etmeye başladılar. Bunu tek başına iyi ve kötü olarak değerlendirmemek lazım. Yani bence şey nerede akıyorsa, iletişim nerede yürüyorsa orada var olmak bence daha anlamlı. Bunu şeye benzetiyorum ben. Yani o 10 katlı bir binanın en üst katında hocalar, araştırmacılar, eğitim uzmanları, bu işte uğraşan eksperler duruyorlar. Ama zemin katta bir sürü tartışma oluyor. Yani orada bir sürü bir hengame var. Ama 10. kattan o pek görülmüyor. O pek anlaşılmıyor. Çok güzel bir benzetme oldu doğrusu. Çok kıymetli buldum bu benzetmeni. Bunu sivil alan içinde söyleyebiliriz aslında. Hani böyle herkes kendi alanında, kendi odağında çalışmalar yürütüyor. Bu uzmanlaşma, derinleşme için tabii ki iyi. Yani hiçbir şeyi demin söylediğin gibi iyi ya da salt kötü olarak adlandırmamak lazım ama bu ilişkileri nasıl kuracağız? Yani farklı çalışmaların birbirinin okumasını nasıl sağlayacağız ki sen de sunumunun özellikle belli aşamalarında buna değindin ama buna gelmeden önce eğitim liderliğinden ne anlamalıyız? Bugün özellikle ve gelecekteki ihtiyaçları düşününce çoklu krizler, kutuplaşma, bütün bunları düşününce öğretmenin üstündeki yük, afetler, hani yani ne anlamalıyız? Bilim bu konuda bize ne söylüyor? Aslında bizim varlık nedenimiz, yani eğitim yönetimi ve eğitim liderliği alanında çalışan insanların temel varlık nedeni şöyle özetleyebiliriz. Okulda öğrenme faaliyeti var, öğrenme çıktıları var ve bizim nihai amacımız bu çıktıları, yani sosyal ya da akademik çıktıları iyileştirmek. Okulun temel varlık sebebi bu. Aslında okul yönetiminin de varlık nedeni bu. Dolayısıyla okul yönetimiyle öğrenme çıktıları arasında bağlantı kurmak. Yani bizim bütün literatür, yaklaşık 60 yıldır oluşan bir literatür söz konusu. Burada anlattığı temel hikaye bu. Nasıl bir okul yönetimi kurgulayalım ki öğrenme çıktıları iyi olsun. Bugün tabii yine aslında şöyle tersinden bakmak gerek diye düşünüyorum. Bugün o büyük anlatıların, büyük teorilerin yeterince çalışmadığı ya da sahada, pratikte karşılık görmediği bir zaman diliminde yaşıyoruz. İşte Kurt Lewin'in çok bir sözü var. İyi bir teori pratik olandır, uygulanabilir olandır diye. Burada teoriyi mi önceleyelim, pratiği mi önceleyelim tartışmasına böyle bu enteresan jenerik sözle noktayı koyuyor aslında. Bu yönüyle bence iyi okul yönetiminden, iyi liderlik pratiklerinden öğrenecek çok şeyimiz var. Yani aslında okullardan hareketle teori geliştirmemiz, okullardaki iyi uygulamalardan hareketle bizim yukarıda bir şey inşa etmemiz, tüme varmamız belki gerekiyor. Bizim iyi liderlikten anladığımız şey şu, mesela well-being diye bir kavram var, işte iyi oluş. Buna şimdi bütüncül iyi oluş anlamında işte whole being diye bir yeni ifade eklendi. Yani aslında biz mutluluk yetmiyor diyorduk, işte well-being olsun, daha sürdürülebilir olsun. Şimdi ise bütün okul sisteminin, bütün okul paydaşlarının iyi oluşunu hedefleyen bir yaklaşımdan söz ediyoruz. Bu yönüyle iyi bir öğretmen olmak burada şey değil. Yani her okul yöneticisi, her okul müdürü iyi bir öğretimsel pratik sergilemek durumunda değil. Burada başka bir pozisyondan söz ediyoruz. İnsanları koordine etme, onları organize etme, onları cesaretlendirme ile ilgili. Ve senin de bahsettiğin gibi çoklu kriz dediğimiz şey ya da işte acil durum pedagojisi dediğimiz şey artık bugün sıradanlaşmaya başladı. Yani günün birinde iklim krizi gelecek diye senin de çok yakından ilgilendiğin için, ilham verici araştırmalar, çalışmalar yaptığın için ifade etmek isterim. Ben hep şey diye varsayardım, işte bir gün iklim krizi gelecek ama ne zaman? Ama şu anda belki de tam onun içinde yaşıyoruz. Tam da şu anda muhatap oluyoruz ve şimdi cevap vermemiz gereken bir takım sorunlarla yüzleşiyoruz. Okul müdürlüğünün özünde aslında bu öğrenme organizasyonunu yönetmek söz konusu. Burada devlet okullarının şöyle bir açmazı olduğunda tabii söylemek mümkün. Bizim okul dediğimiz kurguda öğretmen, yöneticiler ve öğrenciler var geleneksel olarak. Bu üç paydaş var. Ama bir de okuldaki bilgiyi, müfredatı koordine etmesi gereken eğitim programı uzmanları, ölçme değerlendirme uzmanları, okulun iyi oluşuyla ilgili onlara destek sağlayacak, psikolojik desteği sağlayacak bir takım ruh sağlığı uzmanlarına ihtiyaç var. Bunlar lüks gibi görülüyor. Bizim her okulumuzda bir rehberlik psikolojik danışma uzmanımız dahi yok henüz. Kaldı ki o müfredatı programı düzenleyecek, müfredat liderliğinde okul müdürüne yardım edecek, raporlamalar yapacak teknik personellerimiz, uzmanlarımız maalesef yok. Okul müdürü, iyi bir okul müdürü bunları dışarıdan destek alarak ya da kendisi kendi bilgi birikimiyle yapmaya çalışıyor. Aslında Türkiye'deki pratik için söylemek gerekirse eğitim liderliği yapmasını beklemiyor sistem onlardan. Hatta liderlik etmeye çalışırsa aslında bu bazen hoş karşılanmayabiliyor. Yani sadece okulun günübirlik işlerini yapabilecek, okulu mevcut durumuyla sürdürülebilecek kimselere yönetici denir gibi bir şey kullanılıyor aslında. Yani bu krizde, bu çoklu kriz ortamında hem yalnız başına bırakılmış hem de güç ve yetkiler anlamında da zayıflatılmış bir pozisyondan bahsediyoruz. Yani çok doğru söylüyorsun. Ben kendi eğitim sürecimde ve yaptığımız araştırmalarda gözlemlerimiz de senin bu söylediğini en azından hani bizim izlediğimiz alanlarda ve çerçevede çok net söylüyor. Daha geçmişte liderlikle kastedilen okul kültürünün oluşturulması, korunması, desteklenmesi gibi bir daha hani insani de bir yanı olan bir alanken biraz daha böyle teknik bir alana sınırlandırılmış olduğunu görüyoruz ve demin söylediğim bir noktayı biraz daha açarak bu konuyu derinleştirmek isterim. O da dedim ki teoriler alandan çıkarsa, okuldan çıkarsa çok daha etkili olabilir. Senin katıldığın ve konuşma yaptığın toplantıda Azerbaycan'dan çok kıymetli araştırmacılar vardı. Onlar da okul liderliği konusunda çalışıyorlardı ve bir noktaya işaret ettiler. Özellikle bu teoriler meselesinde yine sadece kötü ya da sadece iyi olarak adlandırmadan çok geçiş bölgesinde olduğunu bulunduğumuz coğrafyanın hem hani bugün Batı olarak adlandırılan belli yaygın anlayışların ve teorilerin çok baskın olduğunu Doğu'nun da kendi içerisinde çünkü Orta Asya'da da çalışan ekipler var. Ya bunların harmanlandığı ama buradan çıkan teoriler ve uygulamaların ne kadar kıymetli olacağını ve bunun henüz aslında tam olarak gerçekleşemediğini söylemişti bizim coğrafyada. Buna katılır mısın? Yoksa aslında tam tersi bir durum söz konusu. Ya çok güzel bir vurgu bu. Yani bizim eğitim bilimleri olarak bildiğimiz konu aslında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avustralya gibi ülkelerin domine ettiği bir alan. Yani kurucu ülkeler bunlar. Yani kıta Avrupa'sında bile biz geleneksel çalışmalar dışında eğitim bilimlerinin bir süreklilik arz ettiğini görmüyoruz. Yani özellikle araştırma kalitesi, kapasitesi ve teorik çerçeve açısından Birleşik Devletler, İngiltere, bir miktar Avustralya'dan teorik bir temel buluyoruz. Ama son yıllarda, özellikle 2000'li yıllardan sonra Uzak Doğu'nun inanılmaz bir yükselişi var. Özellikle eğitim üniversiteleri, pedagoji üniversitelerinin güç kazanmasıyla birlikte, örneğin Hong Kong'da, Singapur'da, yine Tayvan'da ve bir miktarda aslında Arap coğrafyasından, örneğin Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve Azerbaycan'da çok enteresan hem eğitim reformları söz konusu, hem hibrit okullar, yabancı destekli okullar, yurt dışı destekli okullar ve çok nitelikli araştırmalar söz konusu ve buraya biraz da Afrika'yı eklemek mümkün. Ve bu batılı ülkelerin ilgisini çekiyor elbette. Yani batı dışı ülkelerdeki deneyim, oralarda neler oluyor, eğitim alanında ya da başka sosyal bilimler alanlarında neler oldu, dikkat çekici bir şey. Tabii Türkiye'yi de kısmen buraya eklemek mümkün. Türkiye'de de son yıllarda çok nitelikli eğitim bilimleri araştırmalarını söylemek mümkün. Burada belki şeyle birlikte düşünmek lazım. İki konuyu birlikte düşünmek lazım. Hiçbir devrim, hiçbir reform maalesef ithal edilemiyor. Yani her ülkenin kendi bağlamı var, kendi gerçekliği var ve ona uygun çözüm bulmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla işte eğitimin sırrı herhangi bir sırrının olmamasıdır gibi bir yaygın bir söz var, deyiş var. Böyle düşününce herkesin kendi çözmesi gereken bir problem. Gidip bir sihirli reçeteyle, formülle alınıp çözülecek bir sorun değil ve fen bilimleriyle ben hep şöyle ayırıyorum. Fen bilimleri ülkelerdeki demokratik koşullardan bağımsız olarak gelişme ihtimali olabilen alanlardır. Fen bilimlerinde sıçrama yapmak için işte bu kısmen mümkün olabilir ama hiçbir düşük demokraside ya da zayıf demokraside sosyal bilimlerin gelişmesi çok mümkün değildir. Maalesef bir miktar bunun handikapını yaşıyoruz. Yani sosyal bilimlerin nefes alması, genişlemesi için daha geniş özgürlüklere ihtiyacımız var. Her şeyi tartışabileceğimiz, her şeyi konuşabileceğimiz, okulları bir öğrenme laboratuvarı olarak görebileceğimiz bir demokratik standarta ihtiyacımız var. Söz gelimi okullarda araştırma yapmak birçok ülkede zordur. Etik izinler, oradaki çocukların potansiyel olarak istismar edilme ihtimali, okullardaki iş yükü gibi nedenlerle birçok ülkede eğitim bilimleri araştırması yapmak, okula gitmek çeşitli prosedürlere bağlıdır ve bu da doğru bir yaklaşımdır. Ancak bizim ülkemiz kadar veri paylaşımında, istatistik paylaşımında ve araştırmacılarla kurulan ilişki bağlamında kötü durumda olan çok az sayıda ülke sayabilirim. Söz gelimi Hollanda'da da araştırma yapmak, okula inmek zordur. Ama düzenli olarak tutulan istatistikler neredeyse okul müdürünün günlük psikolojik durumuna varana kadar, okulun iyi oluş skorlarına kadar hemen isteyen herkesin ulaşabileceği veri setleri vardır. Araştırılmak istemeyen sistemler, kendini dışa açmayan sistemler, kendi ülkesindeki araştırmacılara dahi kendini kapatan sistemler maalesef çürür. Dolayısıyla okuldan hareketli teori uydurmaya, teori üretmeye, bir kurgu yapmaya çalışalım. Ama bunun için okulun ve eğitim sisteminin buna açık olması gerekir. İlk ve temel şartın bu olması gerekir. Ama bizde maalesef daha çok pedagojik öncelikler yerine politik öncelikler bunun yerini alıyor. Eğitim fakültelerinin ya da ilçe, il milli eğitim müdürlüklerinin bir misyon kargaşası burada söz konusu. Bu yönüyle çok derli toplu reformlar yapan okulu, üniversiteyi, bağımsız araştırmacıları, sivil toplumu ve eğitim yönetimi otoritelerini, hem ulusal hem yerel otoriteleri çok iyi bir araya getiren uygulamalar söz konusu. Yani burada biz Batı'yı yakalamaya çalışırken işte Doğu'daki gelişmelerin bir kısmını da belki kaçırmış olabiliriz. Konum itibariyle yani ne tamamen batılılaşabilen ne Doğu'daki tecrübeyi özümseyebilen bir pozisyonumuz olduğunu düşünüyorum. Oysa çok iyi bir okul yönetimi geleneğimiz var. Özellikle eğitim yönetimi ve liderlik alanında neredeyse dünyadaki birkaç ülkeyle yarışacak nitelikte bilimsel araştırma yapma potansiyelimiz var. Çünkü liderlik ve yönetim mesela İskandinav ülkelerinin çok ilgisini çekmiyor. Bu geleneksel anlamda yönetme fikri, birinin liderlik etmesi fikri onlara çok Amerikan bağlamlı, Amerikan menşeili geliyor. Yani dolayısıyla Uzak Doğu'nun bir kısmı, Afrika ülkeleri gibi yerlerde liderlik etme fikri daha fazla ilgi çekebiliyor. Türkiye de bu ülkeler arasında. Ama maalesef bu potansiyeli, yani üretme, yayın yapma, araştırma yapma potansiyelini hem araştırmacılar perspektifinde hem uygulayıcılar perspektifinde doğru kurgulayamadığımızı düşünüyorum. Söz gelimi Birleşik Devletler'de bir eğitim bilimleri profesörü okulla ilgili mutlaka sosyal etkisi olan bir araştırma ya da proje yapmak zorundadır. Oysa bizim ülkemizde işte YÖK'ün belirlediği kriterler çerçevesinde akademik yükselme ve atama kriterlerinde üniversitenin hiç dışına çıkmadan da ünvanlar alabilirsiniz, araştırmalar yapabilirsiniz. Bu sosyal bilimler için çok anlamlı değil. Başka bir bakış açısına belki ihtiyaç var. Yani sosyal bilimler özelinde ve eğitim bilimleri özelinde bunu belki konuşmak lazım. Yani okulu kendi içinden dönüştürmek için okulla daha fazla temas etmek, daha uzun vadeli, daha uzun ve boylamsal çalışmalar tasarlamak burada anlamlı olabilir. Yani 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda biten araştırmaların sosyal bir etkisinin olması, dönüştürücü bir gücünün olması oldukça tartışmalı. Daha sakin bir şekilde, daha uzun vadeli ve kanıta dayalı şeyleri artık konuşmamız lazım aslında. Mesela bir okul yöneticisini hangi kriterlerle atıyoruz? Bir okulun başarılı olup olmadığını nasıl değerlendiriyoruz? Buna ilişkin elimizde kanıt yok maalesef. Çünkü araştırma yok. Araştırma olmamasının nedeni bu araştırma yapılacak yerlerle araştırma yapacakların bir araya geleceği platformların etkileşim alanlarının olmaması. Bunlar belki çok temel kronik sorunlarımız olarak görülebilir. Çok teşekkürler Emre. Çok kıymetli oldu bu açılım. Şimdi senin bu söylediklerinden yola çıkarak yaptığımız buluşmadaki, konferanstaki tartışmalar da bunu, senin söylediklerinin altını çiziyordu aslında. Bir tanesi yani ne Batı'yı kötülemek ya da yüceltmek, ne Doğu'yu kötülemek ya da yüceltmek, ne herhangi bir, ne kendini yüceltmek, ama bir harman, kendi ihtiyacın doğrultusunda bir harman ve hani dediğin gibi alandan çıkacak olan tartışmaların ve uygulamaların çok kıymetli olduğu söylenmişti. Senin bütün bu söylediklerini otonomiye de bağlayabilir miyiz? Otonomi alanında çalışıyorsun. Bununla ne kastediyoruz? Hani liderlikle otonomi arasında bağ ne? Bir de buradan yola çıkarak yine çok tartıştığımız ve çok sevdiğimiz bir grafiğin vardı. İşte merkezde topluluk var ve ihtimam yazıyordu onun altında. Onun çevresinde bir ağ var ve hepimiz birbirimize bağlıyız gibi. Yani sonra buna da bağlarsan çok sevinirim. Otonomiyle agency denen kavramın Türkçesini tarif edebilirsek bununla ne kastediyoruz? Tabii ki yani liderlik aslında doğası gereği otonomiyle ilişkili. Yani aslında özerk olarak düşünme, otonom olarak düşünme ya da hareket etme. Bu hem yönetimde hem okullarda uzun süredir tartışılan bir şey. Okula dayalı yönetim, okulun kendi yönetmesi. Aslında okula ilişkin kararlar okula ne kadar yakından alınırsa okul o kadar başarılı oluyor ve kararların uygulanması o kadar mümkün oluyor. Burada şeyle belki başlamak mümkün. Yani bir kartvizitin altına lider diye yazmak, kendini lider diye tanıtmak mesela ironik bir şeydir. Çünkü liderlik bir kişinin kendine yüklediği bir etiket ya da ünvan değil, aslında ona atfedilen bir değer olarak görülebilir. Yani bir insanın liderlik ettiğini onun söylemesine gerek yok. Onu zaten takip edenler ya da oradaki koşullar onu, oradaki liderliği gösterir. Bu yönüyle expose bir kavramdır. Yani önce liderlik edilir, ondan sonra liderliğe ilişkin yorumlar yapılır ya da eleştiriler gelir. Bu yönüyle okul otonomisi bizde maalesef çok tartışmalı bir kavram. Okullar bizde distribütör modeliyle çalışıyor. Yani hazır paket bir program var ve o paket programı dağıtıp uygun kitleye, orada hazır olarak bulunan öğrencilere dağıtması için kurgulanmış yerler. Yani bizdeki okulun anlam üretmesi, yorum yapması, kendine özgü müfredatta esneklik getirmesi çok söz konusu değil. Biz mesela bazı ölçekler kullanıyoruz ya da onları işte Türkiye'de araştırmaya çalışıyoruz. Şöyle ifadeler oluyor. Okulun müfredatını ya da bu okuldaki eğitim programını öğrencinin ihtiyaçlarına göre değiştiririm. Mesela bu anket maddesini Türkiye'de kullanmamız anlamsız oluyor. Çünkü okul müdürlerinin böyle bir hak ve yetkisi yok. Okul otonomisi, öğretmen otonomisi ve dolayısıyla yönetim otonomisi bizde hayli düşük. Maalesef güvenlik ve özgürlük dengesinde biz genellikle güvenliği tercih eden bir ülkede hayatımızı sürdürüyoruz. Güvenliğe ilişkin tercihimiz yükseldikçe özgürlüklerin bir kısmen daralması söz konusu oluyor. Bu yönüyle aslında şunu net olarak ifade etmek lazım. Liderlik, otonomi ve özellikle yapılabilecek bir konu. Agency kavramı da aslında şöyle görülebilir. Türkçe'ye biz bunu öğretmen failliği ya da öğretmenin kendi eylemlerinden sorumlu olması gibi değerlendirebiliyoruz. Agency özellikle sosyologların üzerinde çok yoğun çalıştığı fenomenoloji kavramıyla birlikte üzerinde durulan aslında yeni bir düşünme biçimi, yeni bir toplumsal ilişki biçimi olarak da görülebilir. Ve Türkçe'ye de aslında bir kelimeyle çeviremiyoruz. Yani faillik diyoruz ama faillik de bunu çok fazla karşılamıyor. Agency aslında otonominin içerisinde bir alt başlık gibi görülebilir. Önce özerk olacak insanlar, önce otonom hareket edebilecekler ve bunun altında kendi yaratıcılıklarını ifade edebilecekleri deneme alanları ya da özgürlük alanları bulacaklar. Aslında bu demokrasi ve sosyokrasi gibi. Yani önce demokrasiyi içselleştireceğiz ki sonra daha detaylı, daha grup ve birey düzeyinde sosyokrasinin hayat bulması mümkün olsun. Okul liderliği burada kritik bir öneme sahip. Kanadalı bir araştırmacı bize şunu önermişti mesela. Kanada gibi ülkelerde kurallar çok keskin olduğu için bizim ülkemizde demişti liderlik çok fazla etkili olmayabiliyor. Yani çünkü prosedürler çok belli. Yöneticinin yapabilecekleri, inisiyatif alabileceği alanlar çok sınırlı. Ama bizim gibi ülkelerde yani bunu dezavantajın avantajı gibi görmek mümkün aslında. Bizim gibi ülkelerde kurallar, prosedürler, ilkeler yeterince oturmadığı için, demokrasi belki belli ölçüde içselleştirilemediği için bu kamusal alandaki liderlik pratikleri çok kısa sürede dönüşüme neden olabiliyor. Hem olumlu hem olumsuz anlamda. Aslında bu yakın zamanda Nobel ödülü alan Daran Acemoğlu'nun da ifade ettiği kavramın da özüyle ilgili. Yani bizde kurumlar güçlü olmadığı için, kurumlar istikrarlı olmadığı için yöneticinin kim olacağı henüz bizde anlamını yitirmemiş bir soru. Kimin yöneteceği, kimin liderlik edeceği o kurumda çok kısa sürede iyileşmeye ya da kötüleşmeye neden olabiliyor. Bu yüzden bizim gibi ülkelerde, bizim gibi sorunları olan ülkelerde eğitim yönetiminin hızlı bir dönüştürme gücü olabilir. Bu ideal bir şey değil. Yöneticinin bu kadar hızlı bir dönüştürme kapasitesinin olması sorumlu bir şey. Ama öte taraftan avantaj olarak kullanabileceğimiz yani yaklaşık 70.000 okuldaki 70.000 müdürle ittifak kurarak okulları dönüştürebilme potansiyelimiz olduğunu da söyleyen bir şey bu. Otonomi anlamında okullarda çok ciddi sorunlar söz konusu ve özellikle finansal anlamda, öğretimsel anlamda okula ilişkin karar verirken biz okullara hemen hemen hiçbir inisiyatif bırakmıyoruz. Bunun olmadığı yerde de yaratıcılığın, yeni ve farklı şeyler düşünmenin çok mümkün olmadığını söylemek gerekiyor. Yine Daran Hoca'ya atıfta bulunmak gerekirse şöyle görebiliriz bunu. Postaneyi Çinliler buldu ama neden Amerikalılar postaneyle bu kadar fazla patent ve inovasyonu yaygınlaştırdı diye soruyor ve sonra şu cevabı veriyor. Çinliler buldu, onu gözetlemek için, yani vatandaşlarını gözetlemek için bütün yerleşim yerlerine postane kurdular. Oysa Amerikalılar, insanlar daha rahat birbirlerine posta gönderebilsin diye bu şeyi yaygınlaştırdılar. Burada niyet bence çok önemli. Yani yaygın bir okul ağınızın olması, okulların oradaki dönüştürme yeteneğini ya da kendi içerisindeki yenilikçi uygulamalar yapma yeteneğini garanti etmiyor aslında. Bundan üzerine belki düşünmemiz gerekiyor. Ya otonomi, agency fikri bunların temelinde yer alan, aslında bunların içinde yer alan topluluk olma fikri ve buranın bir kolaylaştırıcısı olarak okul müdürünü yeniden ele almak, yeni bir okul yönetim ve liderlik pratiği teklif etmek burada anlamlı. Yakın zamanda bunlarla ilgili bakanlığın çalıştığı bir takım el kitapları, bazı uygulama rehber kitaplar hazırlandı. Bunlar iyi çabalardı, anlamlı çabalardı ama tabii ki yine kurumların devamlılığı Türkiye'de oldukça sorunlu olduğu için bu el kitapları, uygulamalar ve daha iyi okul nasıl yönetilire ilişkin bilimsel ve pratiğe dayalı bir takım öneriler bugün çok fazla tercih edilmiyor ya da kullanılmıyor. Bence Türkiye'deki yönetim kültürüne uygun okullarda çalışabilecek, okulların doğrudan gerçek problemlerine çözüm olabilecek yeni bir liderlik ve yönetim bakış açısına ihtiyacımız var. Burada Amerikan literatürü de, Uzak Doğu literatürü de bence çok değerli, çok kıymetli. Uzman çalıştırma geleneğinin yeniden bence Türkiye'de düşünülmesi burada sorunlarımız için de anlamlı olabilir diye düşünüyorum. Bu buraları sentezleyebilecek, bunları bizim ihtiyaçlarımıza dönük yorumlayabilecek insanlara ihtiyacımız var aslında. Çok teşekkürler Emre. Çok önemli konulara değindin gerçekten. Süremizin de sonuna geldik. Son sorumu soracağım birazdan. Ama senin söylediğin bir konunun altını çizmek isterim. Bu yönetim, çalıştığın alanla da, eğitim yönetimiyle de çok ilgili. Yani RG 2007 yılından bu yana farklı alanları izliyor eğitim alanında ve kendini tekrar eden konulardan bir tanesi uygulamaların ya da kişilerin ya da liderlerin sürekliliğinin olmaması. Bu kesinti hakikaten öğrenmeyi zorlaştırıyor, bir kültür oluşmasını zorlaştırıyor, sorunların, gerçek sorunların çözümünü önünde önemli bir engel olarak duruyor. Ben buradan yola çıkarak son sorum olarak ilham verici ve iyi örnek olarak nitelendirebileceğin Türkiye'den ya da dünyadan liderlik örnekleri var mı? Ya da hani idealde nasıl bir beceri, konuştuklarımızın dışında nasıl bir beceriden bahsetmek mümkün? Bununla kapatmak isterim sohbetimizi. Çok teşekkürler. Aslında çok sayıda iyi örnek var. Hatta ERG'nin de düzenlediği Eğitimde İyi Örnekler konferanslarında yer yer okul yöneticileri de oradaki yönetim pratikleriyle ilgili şeyler sunuyorlar. Daha çok sınıf içi pratikler orada anlatılıyor. Yönetimde iyi örnekler diye de yapılmaya başlanan böyle küçük çaplı organizasyonlar var. Belki ERG de bunu değerlendirecektir ilerleyen dönemlerde. Yönetimde farklı ve özgün uygulama yapmak ve bunu ifade etmek aslında bir hayli zor. Bu istikrarın olmaması ya da okulların yeterince özerk olarak karar verememelerinden dolayı. Ama hem yaşadığımız İstanbul'da hem Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gerçekten çok sıra dışı örnekler var. Bunlardan belki birkaçını konuşmak, hatta davet etmek, birinci elden onların deneyimlerini dinlemek daha anlamlı olabilir. Ama benim hemen hızlıca aklıma gelen bu dışarıdaki öğrenme kaynaklarını kendi öğretmenlerine açan birkaç okul müdürü tanıyorum. Coursera, EdX gibi başka platformlarda sunulan ücretli ve ücretsiz eğitimleri kendi öğretmenlerine açıp bunları almalarını teşvik eden ve daha sonra okulda buradaki eğitimlerden hareketle çeşitli raporlar, stratejik planlamalar ve öğrenci öğrenmesine dönük araştırmalar yapan, okulu bir mikro araştırma laboratuvarı gibi kullanan birkaç okul müdürü tanıyorum. Genellemek tabii ki zor. Ama burada yabancı dil bilmek inanılmaz fark yaratıyor. Yani yabancı dilde araştırma yapabilen, dışarıdaki araştırmacıların neler söylediğini tarayabilen yöneticiler enteresan bir fark yaratıyor. Ve bir de sanatla ilgisi olan yöneticiler burada anlamlı bir fark yaratabiliyor. Bununla ilgili yine bizim devam etmekte olan bir yönetici araştırmamız var. Orada da aslında gördüğümüz temel bulgu ya da ön bulgu dışa dönük olan, dışarıya açık olan, dışarıda bulduklarını okula getirme konusunda istekli olan yöneticilerin fark yarattığı yönünde. Burada tabii çok kısa bir notla belki bitirmek lazım. Her yeniliği okula transfer etmek de oldukça yorucu. Buna hatta yılbaşı ağacı okul diye bir metafor ifade ediyorlar. Michael Fula'nın ödünç aldığı Chicago'da yapılan bir araştırmanın ifadesi bu. Yılbaşı ağacı okulda her süs var ama nihayetinde o canlı bir ağaç değil ve temel yapması gereken hiçbir şey yapmıyor. Fotosentez yapmıyor, solunum yok ama bütün süsler var ve bütün albeniler var. Bu da proje zehirlenmesi yaşamış okulları anlatmak için ya da değişim yorgunu okulları anlatmak için bir metafor. Bunun yerine bizim daha istikrarlı, daha kararlı büyüyen okullara belki ihtiyacımız var. her yenilik de her zaman ya da her liderlik uygulaması da her zaman anlamlı olmayabilir. İyi yönetim olmadan, iyi organize olma ve topluluk durumu olmadan liderlik tek başına sorunların çözümü olmayabilir okul için aslında. O kadar kıymetli bir sözle ve ifadeyle bitirdin ki araştırmanızın da sonuçlarını umuyorum buradan paylaşma fırsatı bulabiliriz. Bu söylediğin, bu bir ölçü aslında, bir denge meselesi hani. Demin Doğu-Batı yaklaşımını kastettik. Ne yüceltme, ne iyileştirme. Bir ölçü kendi ihtiyacın için. Bu söylediğin de aynı şey, aynı hissediyorum ve bu çevre doğa alanında da bunu çok gözlüyorum. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum Emre. Çok kıymetli bir sohbet oldu. Seninle sohbet her zaman çok öğretici ve ufuk açıcı oluyor. Umuyorum başka bir programda yeniden birlikte olabiliriz. Çok teşekkür ederim davetin için. Tekrar görüşmek üzere. Haftaya başka bir konu, 2 hafta sonra başka bir konu ve konukla Eğitim 360'ta haberleşmek üzere. Çok sevgiler.